İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TV2 Haber Merkezi'nce hazırlanan 18.30 akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Ordu Büyükşehir Belediyesi yıllar süren bir hayali gerçekleştirmek için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Ordu tarihinde ilk kez uygulamaya geçecek olan toplu taşıma sistemi için yeni araçları dün Altınordu ilçesine getirildi. Tarihinde ilk kez uygulamaya geçecek olan toplu taşıma sistemi için yeni araçlar dün Altınordu ilçesine getirildi. 322 araçla hizmet veren mevcut dolmuş hatları yeni sistemle birlikte 177 yeni ve modern araçla hizmet verecek. Tamamlanan dönüşümle birlikte hem konforlu bir ulaşım sağlanacak hem de şehir içerisindeki trafik yoğunluğunun önüne geçilecek. Ocak ayı içerisinde başlayacak olan toplu taşıma rehabilitasyon projesi için Ordu'ya gelen araçlar dün Altınordu Karapınar Mahallesi'ndeki depolama alanına getirildi. Yeni toplu taşıma araçlarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, biz daha önce tüm şoför esnafımızın hakkını koruyacağımızın sözünü vermiştik. Araçların seçimini tamamen esnaf kardeşlerimizin inisiyatifine bıraktık dedi. Yıllar süren bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, Ordu'da 265 dolmuş aracı, 46 sahra meydan aracı ve 11 de kuğukent aracı hizmet veriyordu. Yeni dönemde şoför esnafımızın konforlu ve farklı kapasitelerde 177 araçla hizmet verecek. 20 kapalı durakla 300'e yakın durağın montaj çalışmaları tamamlandı. Ocak ayı içerisinde Ordu artık toplu taşımaya geçiyor. Tüm esnaf arkadaşlarımıza bol kazanç temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Altınordu ilçesine su temin eden ana ishalatı üzerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Detaylar haberimizde. Ordu'nun Altınordu ilçesine su temin eden ana ishalatı hattı üzerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 13-11-2017 pazartesi günü saat 14 ile 14-11-2017 salı günü gece 04 arasında 14 saatlik su kesintisi yapılacak. Selimiye, Şarkiye, Şirinevler, Düz Mahalle, Bahçedevler, Yeni Mahalle, Bucak, Subaşı, Şahincili, Durugöl, Karşıyaka, Akyazı, Cumhuriyet, Karaca Ömer, Eski Pazar ve Karapınar Mahallesi su kesintisinden etkilenecek merkez mahallelerden olurken su kesintisinden etkilenmeyecek mahalleler ise Taşbaşı, Zaferi Milli, Aziziye, Saray, Kiraz Limanı, Selimiye Mahallesi'nin bir kısmı ve Şarkiye Mahallesi'nin bir kısmı. Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı çalışmalarla adeta tarih yazıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın öncülüğünde Ordu'da büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Karapınar Mahallesi'nde bulunan katı atık ayrıştırma tesislerinde fındık kapsülleri, fındık ışkınları ve çöpten gübre üretmeye başladı. 30 Mart mahalli seçimleri öncesi Ordu'da çöpü çözeceğinin müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, göreve geldikten 12 ay sonra 32 yıl boyunca denizin hemen kenarında çöp dökülen alanı çöpten kurtardı. Yine Ordu'nun 19 ilçesinde çöp sorununu çözmek için çalışma başlatan Başkan Yılmaz, tüm ilçelerin çöp sorununa da neşter attı. Hem çöpün bertaraf edilmesi konusunda büyük bir adım atan hem de Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni çöpten para kazanan bir kurum haline getiren Başkan Yılmaz, Ordu'da tarihe geçecek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Karapınar Mahallesi'nde bulunan katı atık ayrıştırma tesislerinde çöpten gübre üretmeye başladı. Altınordu Karapınar Mahallesi'nde bulunan katı atık ayrıştırma tesislerinde incelemelerde bulunan Yılmaz, tesislerde bulunan böyle fındık kapsülleri, fındık ışkınları ve çöplerden gübre üretmeye başladıklarını söyledi. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı'nda seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı için Bülent Akpınar'da adaylığını açıkladı. Biz hiçbir şekilde korkmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim ateşi yanmaya devam ediyor.
Altınordu İlçe Başkanı'nın belirleneceği seçimler öncesinde başkanlığa talip olanlar adaylıklarını açıklamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı'na talip olan Bülent Akpınar, parti binasında bulunan Kazım Türkmen toplantı salonunda resmen adaylığını açıkladı. Bizim temel değerlerinin bir bir ortadan kaldırıldığı, özgürlüklerimizin kısıtlandığı, emeğin hiçe sayıldığı, yolsuzluğun, yoksulluğun tavan yaptığı, zor günlerden geçiyor ve zor günler yaşıyoruz. Biz yılmayacağız. Biz hiçbir şekilde korkmayacağız. Başkan adayı Akpınar, seçilmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetimle birlikte daha güçlü bir hale getireceklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde gayret vardır, azim vardır, çalışmak vardır, üretkenlik vardır. Bu sebeptendir ki bugün itibarıyla bu bilinç ve sorumluluk ile Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu siz değerli partilerime ve kıymetli basın emekçilerine ifade ediyorum. Partililerin yoğun katılım gösterdiği aday tanıtım toplantısının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi tek yürek oldu ve kameralara birlik ve beraberlik pozu verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çeşitli programlara katılmak üzere dün Ordu'ya geldi. Ordu Giresun Havalimanı'ndan Ordu'ya giriş yapan Genel Başkan Mollaoğlu basın mensuplarının gündeme dair sorularına da yanıt verdi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ordu Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, bir gazetecinin seçim barajına ilişkin tartışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine seçimlerle ilgili konulardan birisinin istikrar, diğerinin ise temsil olduğunu söyledi. Tabii seçim barajının başkanlık sistemine geçildikten sonra bir önemi kalmadı. Çünkü İki konu vardı seçimlerle ilgili. Birisi istikrar, bir tanesi de temsil. İstikrar başkanlık sistemine geçince sağlanmış oldu. Mecliste Cumhurbaşkanı için bir gen soru falan vermek mümkün değil artık. O sefer mecliste mutlaka, meclis böyle bir şey yapamadığına göre, denetlemeyi daha düzgün yapabilmesi, aynı zamanda da halkın seçim çeşitli kesimlerinin düşüncelerini mutlaka kamuoyuyla paylaşması lazım. Kamuoyunu temsil etmesi lazım, edilmesi lazım mecliste. Bundan dolayı normal şartlarda istikrar bahis mevzu olmayınca biz normalde meclisin yani aslında tamamen kaldırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz ama daha düşük bir rakam da mutlaka olabilir. Fakat herkes şu anda ittifak ediyor ki %10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada da emsali yok bizden başka. Karamollaoğlu, araçlarda kullanılan cam filmine yönelik tartışmalar hakkındaysa, cam filmi konusu biraz komik bir konu. En üst seviyede Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde bu tip konuların aslında gündeme getirilmemesi lazım, dedi. Yani siz burada, ya efendim araçlarda bir işte film takılırsa içerisi gözükmez, denetim zorlaşır diye bir kanaate geliyorsanız koymayın dersiniz. Ama tutmuş da buna izin vermişseniz bir sene sonra bunu kaldırın derseniz bunun bir maliyeti var şöyle veya böyle. Bunu dikkate almanız icap eder. Bu hakikaten Türkiye yönetiminde iktidarın ne kadar istikrarsız olduğunun, bir karar alırken arka planını düşünmediğinin işareti. Bu bizi üzüyor. Cam filmi basit bir mesele ama yani cam filmini taktıran bir gariban için şimdi sökmek taktırmak kadar pahalı. Onu biraz garipsedim. Karamollaoğlu, liselere giriş için yeni uygulanacak sistem hakkındaysa biz eğitim kalitesini artıracağımıza, halen üniversiteye girişte, lise tercihinde bulunurken hangi imtihanlardan geçmemiz gerektiğini tartışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sorun yok ifadelerini kullandı. Liselere girişte imtihanlar, yani biz imtihanları hep gündeme getiriyoruz, girişi gündeme getiriyoruz. Okulların kalitesinin yükselmesi konusu gündemimize hiç girmiyor. Esas olan hangi okula giderseniz gidin. Kars'ta, Ardahan'da, Hakkari'de okula giden bir insan, İstanbul'a okula giden bir insan kadar bilgiyle yüklenebilmeli. Karamollaoğlu daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Müzik
Şimdi sizleri Ordu'nun Perşembe ilçesi sınırlarında yer alan Boğazcık Mahallesi'ne götürüyoruz. Mahallede bulunan bu mağara görenleri kendine hayran bırakıyor. Gerek genişliği gerekse içerisindeki yapısıyla Ordu'nun turizm noktalarından biri olmayı hak eden bu mağarayı sizler için gezdik. Ordu'nun Perşembe ilçesi Boğazcık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan gizemli mağara görenleri kendisine hayran bırakıyor. Boğazcık Mahallesi'ne 500 metre mesafede yer alan ve ulaşım anlamında herhangi bir sorunu bulunmayan bu mağara, gerek uzunluğu, gerekse içerisindeki gizemli yapısıyla Ordu'nun turizm değerlerinden biri olmayı hak ediyor. İçerisinde mevcut galerilerin yer aldığı bu mağaranın ucuysa farklı bir noktaya ulaşıyor. İçeriye girdiğimizde kayaların yapısı ve gizemi bizleri bambaşka bir diyara götürüyor. Bizler de TV52 Haber olarak sizler için bu gizem dolu mağarayı mahalle muhtarı Mustafa Aydoğan'la birlikte gezdik. Şu anda mağaranın hemen hemen 200 veyahut da 150 metre iç bölgesindeyiz. İnşallah çıkış yolunu buluruz ilk önce. Bulamazsak bir akşama kadar dolanırız. Bildik bileli bu mağara var. Yani biz burayı yazın serinlemek için kullandığımız oluyor. Ama turizme kazandırılması tabii bizim için daha elverişli olur. Mahalle muhtarı Aydoğan, geçmiş yıllarda meydana geldiği rivayet edilen bir hikayeyi de bizlere anlattı. İlginç bir hikaye var. Buranın üç tane galerisi var. Bu galeri burada son buluyor gibi ama oradaki boşluktan ileri devam ediyor. Bir ihtiyar kadınla beyi gittiğini ve geri dönmediğini söylüyorlar. Bu da tabii eski zamanlarda tabii ne kadar gerçektir, ne kadar doğrudur o da şey yani. Ama böyle bir hikaye var. Zaman zaman geliyor. Trabzon'dan zoologlar geldi. Yarasaları incelediler ve çok ilginç buldular. Bu türün çok korunması gerektiğini, kesinlikle rahatsız edilmemesi gerektiğini falan söylediler. İçeri girdiğimizde mağaranın gizemiyle karşı karşıya kaldık ve çıkış yoluna ulaşmak adına da yoğun bir çaba sarf ettik. Çünkü mağara içerisinde bulunan kayalar oldukça kaygan bir yapıya sahipti. Işık göründü. Çıkışı bulduk. Evet, çıkışı şu anda bulduk sevgili izleyenler. Tam olarak da mağaranın içerisinden geçtik zorlu yollardan. Ve şu anda da çıkış noktasına yaklaşmak üzereyiz. Tabii ki ama hala tehlike devam ediyor. Çünkü yerler çok kaygan. Arkada da Hakan arkadaşımız karanlığın içerisinde gömüldü. Yarasalarla beraber çalışıyor. Evet, bakıyoruz. Evet. Şu anda da çıkmaya çalışıyor arkadaşımız. Duyuyor musun sesimizi? Neredesiniz? Işığa doğru gel bak. Evet, şu anda da kendisini gördük sevgili izleyenler. Aslında burası gerçekten esrarengiz bir nokta. Çünkü her an her şey karşınıza çıkabiliyor. Kayaların yapısı, gerek buranın konumu gerçekten burayı esrarengiz bir hale getirmiş. Tavan yüksekliği de oldukça fazla. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Yapılar da aslında, kaya yapıları da çok ilginç yapılardan oluşmakta. Yukarıda da her mağarada görmeye alışkın olduğumuz gibi sular damlıyor. Ve aslında buranın gizemine daha da çok gizem katıyor diyebiliriz. Panik de yapabileceğiniz durumlar oluyor. Çünkü gerçekten herhangi bir can güvenliği sıkıntısı yok ama tabii ki kayaların yapısı biraz daha böyle küçük olduğu için içine girdiğiniz zaman sanki böyle sizi boğuyormuş gibi hissi var ama gezmeye başladığınız zaman da alışıyorsunuz. Biz de şu anda ışığa doğru gidiyoruz. Kısa ama bizlere de bir o kadar uzun gelen bu yolculuk sonunda nihayete erdi. Mağaradan çıktık ve deyim yerinde ise dakikalar sonra güneşi gördük. Sevgili izleyenlerimiz, şu anda da mağaradan çıkmış bulunmaktayız. Zorlu bir yolculuğun ardından bu noktaya geldik. Aslında buradan baktığımız gibi de gözükmüyor manzara. Çünkü gerçekten çok gizemli ve içerisinde sırlar dolu bir yer burası. Şu anda da zaten kapanış yapacağız muhtarımla. Evet, zorlu bir yolu geçtik. Işığı da gördük. Şu anda da zaten tam güneş arkamızda. Evet. Tam olarak artık kapanış yapacaksak burayla ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, ayaklarına sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tanıtım için çok güzel bir çekim olmuş olur. Ordu'nun eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan bu mağara, Ordu'nun turizmine kazandırılmayı bekliyor. Ordu'nun turizm bölgelerinden Gölköy Ulugöl Tabiat Parkı'nda 10 Kasım Atatürk Anma yol koşusu gerçekleştirildi. Ordu'nun önemli turizm bölgelerinden Ulugöl Tabiat Parkı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma yol koşusu yapıldı. Evet.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyona 15 ilden 250 sporcu katıldı. Organizasyonda kadınlar 3000, erkekler ise 5000 metrelik parkurda yarıştı. Etkinlik dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi. Programa vali yardımcıları Ekrem Ballı ve Adem Öztürk, Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve vatandaşlar katıldı. Sürekli olarak spor yapmak, aktivite yapmak zorundayız. Sağlık Bakanlığımız da bu konuya dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için günde en az 10 bin adım projesini başlatmıştır. Biz de ilçemizde bu konuya farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta sonu bir güzergah belirleyip en az 15-20 kilometre yürüyüş yapmaktayız. Biz de buradan söz veriyoruz. Bu etkinliğe katılan 15 ilden yaklaşık 250 sporcumuz da ve buradaki programda bulunan sizlerle birlikte Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacağımıza, bayrağımızı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracağımıza buradan söz veriyoruz. Ordu'nun Aybas ilçesinde bugün bir yürüyüş gerçekleştirildi. İlçe halkı yürüyüşte terör lanet etti. Aybastı'da teröre lanet için bayrak yürüyüşü düzenlendi. Son günlerde artan terör olayları sebebiyle Aybastı'da bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından teröre lanet yürüyüşü düzenleme kararı alındı. Bugün saat 14'te eski hükümet konağı önündeki Atatürk büstünün bulunduğu alandan başlayan yürüyüş sırasıyla Hükümet Caddesi ve Fasta Caddesi üzerinden geçilerek belediye önünde yapılan konuşmaların ardından tamamlandı. Aybastı halkı bayrağını alarak sokaklara indi, yürüyüşe destek verdi. 6 Eylül tarihinde bölgemizde alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar üreticilerden 125 bin ton fındık aldı. Üreticilerin beklentisinin altında olmuş olabilir. Ama önemli olan burada devletin muhakkak müdahale eden bir kurum olarak fındık piyasasında olmasıydı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugüne kadar üreticilerden 125 bin ton fındık alarak karşılığında 1 milyar 100 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Soydan yaptığı açıklamada TMO'nun 6 Eylül itibariyle bölgede fındık alımlarına başladığını anımsattı. Devletin müdahalesi bu şekilde. Üreticilerin TMO'ya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının 8-9 lira seviyelerinde olması nedeniyle TMO'ya olan ilgiyi sürekli artırıyor dedi. Devletin olmadığı, yani TMO'nun olmadığı, alım yapmadığı bir piyasada fındık fiyatlarının bugünkü fiyatların çok çok altında olmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Soydan, TMO'nun alım şartlarını üretici lehine iyileştirmesini vurgulayarak bu durum üreticilerimiz ve bizler tarafından takdirle karşılanıyor. TMO bugüne kadar üreticilerimizden 125 bin ton fındık alarak karşılığında 1 milyar 100 milyon lira ödeme yaptı diye konuştu. TMO'nun gelecek hafta üreticilere 120 milyon lira daha ödeme yapacağını dile getiren Soydan, TMO ayrıca 30 bin ton fındık alım içinde üreticilere randevu verdi. Bu randevular kapsamında alınacak fındığın da önümüzdeki 15 gün içerisinde TMO depolarına getirilmesi bekleniyor değerlendirmesinde bulundu. Devletin müdahalesi bu şekilde inşallah önümüzdeki günlerde de nasıl bir sonuç verecek göreceğiz. Soydan, TMO'nun 45 noktada alımları sürdürdüğünü belirterek sezon sonuna kadar üreticilerin ilgisinin devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Tabii üreticilerimizin özellikle maliyetler karşısında İçinde ordunun da yer aldığı Samsun merkezi 5 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı. Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı. Biri savcılık sorgusunun ardından, üçü de mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmasının ardından Samsun'la Ordu, Rize, Artvin ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16.500 paket kaçak sigara, 189 şişe kaçak içki ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tanımlanan 16 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine Perşembe ilçesine gidiyoruz. İlçenin Yeniköy mahallesine götüreceğiz sizleri. Bu mahallede yaşayan vatandaşlar yürütülen proje kapsamında belediye ile ortak çalışmada mahallede bulunan 1 kilometrelik yolun beton dökümünü yaptı. Ordu'nun Perşembe ilçesi Yeniköy mahallesinde yaşayan vatandaşlar imece usulüyle mahallelerinde bulunan 1 kilometrelik yolu betonla buluşturdu. Perşembe ilçesinde yürütülen proje kapsamında belediye ile vatandaşlar el ele verdi ve mahallelerine beton yol kazandırmak adına kolları sıvadı. Perşembe Belediyesi çimento ve kum temin etti. Onlarsa getirilen malzemeleri mikser vasıtasıyla betona çevirdi. Belediyemiz çakıl çimentoyu veriyor. İş birliğine biz meci usulü yapıyoruz. Allah razı olsun. Her istediğimizde alıyor. Meci usulüne barba biz bu yolu 1 kilometre yeri çakılın çimentosunu aldık. Bu meci usulüne barba burayı bugün bitirmeye çalışacağız Allah izin verirse. Muhtar Hasan Kontaş, belediye ile ortak olarak bu projeyi hayata geçirdiklerini, çalışmalara ise bugün itibariyle başladıklarını söyledi. Belediye bugün işbirliğiyle barba, meclisiyle barba dökmeye başladı. Kontaş, yaklaşık 15 kişiyle mahallelerinde bulunan 1 kilometrelik yolda beton dökümünü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaç vatandaş var burada şu anda? Burada aşağıda 15 kişi var. 15 kişi var. Evet. Her zaman her yerde de böyle aynı. Aynı vatandaş aynı gidiyor. Şimdi Mesudiye ilçesindeyiz. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye'ye en uzak mahallelerden biri olan Herközü Mahallesi'nde kültür merkezi ve park yol çalışmaları yerinde inceledi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, mahallelerdeki sosyal alan ve yol yapım çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Gül bu kapsamda bugün de Herközü Mahallesi'ndeydi. Herközü Mahallemiz, Mesudiye'miz en uzak mahallelerimizden bir tanesi. Gül parke çalışmalarında hava şartlarından dolayı aksaklık yaşandığını ancak kısa sürede tamamlanıp mahalle halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Mesudiye Belediyesi olarak, Büyükşehir olarak Ergözü mahallemizi imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Özellikle sosyal yaşam alanını Ergözü mahallemizde büyük ölçüde tamamladık. Birkaç ufak eksiği var. İnşallah onu da tamamladığımızda Herközü mahallemizin çocuklarımızdan tut yaşlarımıza, gençlerimize varana kadar sosyal yaşam alanından faydalanmış olacaklar. Gene mahallemizin mahalle girişimizde, büyükşehirimizde bir de genişletme çalışmaları yaptık. Ciddi manada bir parke çalışması yaptık ara sokaklarımızda. Tabii problemimiz, sorunumuz bitti mi? Eksiklerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl mevsim sonu itibariyle yavaş yavaş hizmetlerimizi kar nedeniyle, soğuk nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki yılda eksik kalan işlerimizi imkanlarımız ölçüsünde tamamlayarak vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin daha rahat bir şekilde mahallesinde durmasını temin etmeye çalışıyoruz. Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, işveren açısından talep edilen 3 meslek grubunda eleman temin etmekte zorlandıklarını açıkladı. Kaymak, talep edilen meslek gruplarında açığı kapatmak içinse işverenlerle birlikte ortaklaşa kurslar açtıklarını söyledi. Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu'da işverenler, nitelik gerektiren meslekler içerisinde en çok tekstil, hizmet sektörü ve çağrı merkezlerinde eleman aradıklarını ve bu açığı kapatmak için zorlandıklarını söyledi. Ordu'daki istihdam rakamlarındaki iş arayan ya da işveren açısından temin edilemeyen mesleklerle ilgili en önemlisi tekstil sektöründe dikiş makinesi operatörlüğü. Bu en çok aranan meslek gruplarından bir tanesi. Bir tanesi servis elemanı, bir de çağrı merkezi, müşteri temsilcileri. Üç mesleğe sıralayacak olursak yoğun bir şekilde talep var işverenler tarafından ve açığın kapatılmasında da açıkçası zorlandığımız alanlar bunlar. Kaymak, en çok aranan meslek gruplarında eleman yetiştirmek içinse
işverenlerle birlikte kurs açtıklarını söyledi. İşverenlerle özel kurslar açıyoruz ve bu kurslara talepleri topluyoruz. Burada çalışmak isteyenleri kurslar vesilesiyle buradaki işleri %50 istihdam garantili kurslar vesilesiyle yerleştiriyoruz. Tabii bu istihdam %50'de kalmıyor. %75'lere falan çıkıyor. Hemen hemen kursu başarıyla bitiren, iş yerine uyum sağlayan kişiler mutlaka iş sahibi oluyorlar. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, üniversitenin dününü ve bugünü değerlendirdi. Yarılgaç, Ordu Üniversitesi'nin 11 yıllık süreçte ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olarak eğitim öğretime devam ettiğini söyledi. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi'nin dünden bugüne akademik ve fiziksel gelişim sürecini değerlendirdi. O zaman 4 fakültesi vardı, 2 tane meslek yüksek okulu vardı. Çok küçük bir üniversiteydi velhasıl. Bugün itibariyle baktığımızda 12 fakültesi olan 3 enstitüsü, ki biz bu enstitülere çok önem veriyoruz. Çünkü bütün akademik, ilmi çalışmaların dünyaya açılan yüzeyi bu bizim. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında. Sonrasında bir yüksek okul ki bu fakülte ayarındadır. Çok yakın bir gelecekte o da fakülte olacak. Ve 8 tane meslek yüksek okulu ilçelerimize dağılmış şekilde. 2006-2007'de eğitim öğretim yılına başladığında 4100 öğrenci vardı. Bugün bakıyorsunuz 23.000. 23.000'i geçti ama biz ortalamasını veriyoruz. 23.000 civarında öğrenci. İşte 2007'lerde baktığımız zaman 118 tane sadece akademik personel vardı. Bugün itibariyle 800'e yaklaştı. Efendim yine aynı şekilde 100 civarındaydı, 110 civarındaydı. Sadece idari personel, neredeyse geçici elemanımız, hizmet alımıyla yaptığımız elemanımız hiç yoktu. Ona bakıyorsunuz bugün itibariyle 350 civarında o şekilde çalışan. Yani toplamda bir baktığınızda 1500 kadar çalışanı, 23.000 kadar da öğrencisi olan hakikaten devasa bir kuruluş. Ordu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olarak eğitim öğretime devam ettiğini belirten Yarılgaç, üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilere de değindi. Biz öğrenci sayısında özellikle yurt dışı öğrencisinde biraz işin doğrusu seviyeyi yüksek tuttuk. Batıya daha çok açılalım, oradan gelecek öğrenci ve bizim öğrencilerimiz oraya gitsin dedik. Çok fazla bizim istediğimiz seviyede değil. Bu bizim aslında kendimizin uyguladığı bir politikaydı. Yaklaşık 50'ler seviyesinde yabancı öğrencimiz var. Fakat bizim öğretim elemanı bazında gidiş gelişlerimiz çok yüksek seviyede. Ve bizim de arzu ettiğimiz zaten buydu. Yani bizim kendi öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın, hatta idari personelimizin yurt dışına gitmesi, ufuklarının, gönüllerinin açılması, bilgi kültürlerinin aynı şekilde devam etmesi, bir o kadar da dışarıdan, daha geçen hafta yine Litvanya'dan, Romanya'dan, Almanya'dan öğretim elemanlarını biz ağırlıyoruz. Onlar buralarda gelip ders veriyorlar. Bu kültürler arası diyalog ve bizim araştırmaya yönelik çalışmalarımıza çok büyük katkılar veriyor. Sıradaki haberimizde kilolarından kurtulmaya çalışan ya da verilen o kiloları dengede tutamayanlar için diyetisyen Betül Gülşah'ın altın kural olarak kahvaltının önemine vurgu yaparak bir günlük diyet listesini açıkladı. Toplumumuzda eskiden bizim mesleğimiz açısından bu kadar bir bilinç yoktu ama şu an diyetisyenlere karşı çok daha bir bilinç uyandı. Diyetisyene gelenlerin sayısı çok daha fazla, insanlar çok daha sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorlar. Sadece kendi beslenmeleri değil, çocukların da çok daha iyi beslemeye özen gösteriyorlar. Birazcık daha evet bilincimiz çok daha artmaya başladı diyebiliriz. TV52 Yeni Gün programına konuk olan diyetisyen Betül Gülşahin, beslenmenin sürekli değişen bir kavram olduğunu belirterek tereyağı tüketimine değindi. Beslenme sürekli değişebilen bir kavram. Çünkü bilim değişiyor. Evet. Yani her gün yeni çalışmalar yapılıyor. Dediğiniz gibi eski çalışmalardan daha sonra bir bakılıyor ki yeni çalışmalar yapıldığında aslında bulunan değerler yanlış olabiliyor. Ve bu bilim sürekli değişen bir şey olduğu için beslenme de bizim için sürekli değişen bir kavram. Ama bazı kanıtlanmış noktalar var. Evet, eğer kişi sağlıklı bir bireyse, tereyağından bahsettiniz. Eğer herhangi bir kronik kalp hastalığı yoksa bizim aslında tereyağı tüketmemek için hiçbir engelimiz yok. Tabii ki de tüketebiliriz. Sadece tereyağı değil, özellikle protein kaynağı olan yumurta da her yaşın tüketmesi gereken bir besin.
ya da aynı şekilde yumurta. Yumurta hiç eskiden karalandığı kadar kötü bir besin değil. Bir dönem oldu ki hiçbirimizin küçükken ben hatırlıyorum yumurtalara çok laf edildiği, hiç tüketmediğimiz zamanlar olduğunu. Ama şu an gerçekten yumurta kesinlikle hepimiz için, herkes için, hem çocuklarımız hem bizim için çok iyi bir protein kaynağı ve mutlaka tüketmemiz gereken bir besin. Peki hamur işi sevenler ne yapacak? Daha sağlıklı unlar kullanarak aslında daha sağlıklı hamur işleri yapabiliriz kendimize. Yani beyaz undan değil de örnek veriyorum tam buğday unundan güzel bir poğaça yapabilirsiniz. İçi dereotlu böyle yarım yağlı peynirli. Onu da tabii ki de tüketebiliriz. Yani kullandığımız ürünün içeriğiyle alakalı. Diyetisyen Gül Şahin bir günlük beslenmeyi anlattı. Kahvaltı altın kuralımız dedi. Çok böyle acelemiz varsa işte yumurtamızı yapamadık, ne bileyim peynirimizi çıkaramadık. Yani hemen bir sandviç hazırlanabilir. İşte bir süt, işte yanına muz cevizden oluşan yine dengeleyici bir kahvaltı yapılabilir. Ama mutlaka uyandığımızda gerçekten metabolizmamıza bir besin vermemiz gerçekten gerekiyor. Gelelim öğle yemeğine. Dediğiniz gibi yöremiz aslında sebzelerden çok zengin. Böyle çok yağlı değil de daha az yağla pişmiş güzel bir sebze yemekleri. İşte taze fasulye olabilir, türlü olabilir, bamya olabilir. Şimdi karnabahar, brokoli, pırasa çıkmaya başladı, ıspanak çıkmaya başladı. Onları tüketebiliriz. İçine belki birazcık kıyma eklenebilir, etli sebze yemeği şekline dönüştürülebilir. Yanında yoğurdumuz, yine salatamızdan oluşan, dediğimiz gibi kişiden kişiye göre değişecek ekmek ölçüsüyle bir öğlen yemeği olabilir. Ve son öğün akşam yemeği. Sebze ağırlı beslenmek ve çok geç saatte yememek gerekiyor. Eğer çok geç saatte yatıyorsanız akşam çok geç saatte yemek yemeyeceğim diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ama erken saatlerde yatıyorsak tabii ki de tüketimimizi belli bir saatte sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten gece özellikle saat 11'den sonra yaptığımız her şey vücudumuz için bir zarar. Yani aslında sindirim değil de artık midemizde onun beklediğini düşünebiliriz. O yüzden gece 11'den sonra hiçbir şey tüketmemeye özen gösterelim. Ama dediğim gibi çok geç yatan biri ise bu da kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Ortalama akşam yemeğinin saatini de 6 ile 8 arası olarak belirleyebiliriz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun adı Kül Kedi Saatli Müzikli Çocuk Oyunu'nun yoğun ilgi gördüğü açıklandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada çocuk oyununun ordulu küçük seyirciler tarafından çok sevildiği kaydedildi. Çocukların keyifle seyrettiği oyun için Aralık ayı sonuna kadar yer bulunmadığına işaret edilen açıklamada Altınordu'da ve diğer ilçelerde sahnelenmekte olan oyun izleyenleri eğlendirirken interaktif yapısıyla da bir hayli ilgi çekiyor. İşte beni geldi. İyi de neden oradan geldi? Rafi dekorjiyi unutmuş. Ben de oradan gideceğim. Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tek perdelik, müzikli ve kahkaha dolu oyun için okullardan gelen talepleri karşılamaya gayret gösteriyor ifadeleri kullanıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu sezon başında sahnelenmeye başlayan Özel Tuncan'ın yazıp Ufuk Ersoy'un yönettiği oyuna olan ilgiden son derece memnun olduklarını vurguladı. Övünç kaynağımız olan bir alandır bizim tiyatro. Oyunun her çarşamba günü saat 10 ve 13'te sahnelendiğini aktaran Başkan Yılmaz, talepler doğrultusunda oyun sayısını artırmak suretiyle istekleri karşılamaya çalışıyoruz. Her zaman çocuklarımızı önemseyen ve onlar için farklı projeler üretmeye çaba sarf eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu bundan sonra da çok daha güzel oyunlarla çocuklarımızı buluşturmayı hedefliyor, dedi. Fareden kurtulayım derken sağlığınızdan da olmayın. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Topbaş, evlerde fare ya da böcek ilaçlarının sanki insan sağlığına zararlı değilmiş gibi her tarafa kullanıldığını belirterek ancak bunların vücutta birçok bozukluğa yol açabileceğini söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Topbaş, çağın göz ardı edilen önemli halk sağlığı sorunlarından birisinin de tarım ilaçlarının ölçüsüzce kullanılması olduğunu vurguladı. Bu ürünlerin tarımda zararları öldürmek amacıyla kullanıldığını ifade eden Topbaş, bu zararlıların da böcekler, bazı mantar türleriyle zararlı otlar olduğunu anlattı. Sinek ilacı, böcek ilacı, zararlı ot ilacı, fare ilacı gibi algılıyoruz. Oysa bunların hepsi az veya çok tüm canlılara zararlıdır. Bu anlamda baktığımızda insanlara da zararlıdır. İnsandaki zararları 3 kategoride değerlendiriyoruz. Akut etkileri, yani hızlı ortaya çıkan etkileri,
kronik etkileri, uzun zamanda ortaya çıkan etkileri ve genetik etkileri. Şöyle ki, akut etkileri biliyorsunuz ki bunu birçok yerde de rastlanır. Kronik etki ise bunun etkisini doğrudan doğruna görmeyiz. Bu nedenle evde kullandığınız fare ilacı, böcek ilacı bunu her tarafa kullanırsınız. Bu sanki bize zararlı değilmiş gibi. Ancak vücudumuza bunların yaptığı birçok bozukluk var. Bunlardan birisi işte endokrin sistemimizi, yani hormonal sistemimizi etkiler. Hücrelerimizi etkiler. Hatta bunların bazılarının kanser ilişkisi tanımlanmıştır. Öbür taraftan da genetik etkileri de işte çocuğumuz ve onun çocukları üzerinde etkileri gösterir. Topbaş, kullanılan bu ilaçların sadece o zararlıyı değil, tüm canlıları belli oranda etkilediğine dikkat çekti. Bu nedenle benim şöyle bir önerim var. Lütfen bu zararlı denilen ilaçları, yani pestisit dediğimiz, işte herbisit dediğimiz bu tür ilaçları lütfen doğru şekilde kullanmamız gerekiyor ve mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor. Nasıl antibiyotikler doktor reçetesiyle eczaneden alınan ürünlerse, bunlar da aynı şekilde ilgili branşların, örneğin ziraat mühendislerinin veya veterinerlerin veya yine hekimlerin işbirliği içerisinde çalışarak reçetelendirmesi gereken ve kullanım dozajları da bunlara göre belirlenmesi gereken ürünlerdir. Bu nedenle bunların aynı şekilde işte genel satımda bulunması da bu anlamda doğru değildir. Bu anlamda kontrolsüz kullanmaları birçok sağlık etkisine neden olabileceğini akıldan unutmamak gerekiyor. Evet, bu haberle de bu akşam bültenimizin sonuna geldik. Az sonra ekranlarınıza spor haberleri gelecek. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşçakalın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Yeni Ordu Spor, Velimeşe deplasmanı için hazır. Hafta içi yaptığı çalışmalarla Ergene Velimeşe Spor'a hazırlanan Yeni Ordu Spor, Muğla karşısında kazanamadığı 3 puanı Velimeşe deplasmanında telafi etmek istiyor. Son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Tekirdağ'a doğru yola çıkan Mor Beyazlı Kulüp'te teknik direktör Cahit Terzi, Velimeşe deplasmanından 3 puanla döneceklerinden umutlu. Takımda son haftalarda gözle görülür bir yükseliş olduğunu söyleyen Terzi, özellikle ilk haftalarda takımda var olan tutukluğu üzerimizden attık ve artık rakiplerimiz karşısında birçok gol pozisyonuna girmeye başladık. Muğla Spor müsabakasında da oynanan futbol iyiydi. Ancak sonuca ulaşamadık. Futbolcularımız her maçta 3 puan için mücadele ediyor. Ancak gol atmakta sıkıntı yaşıyoruz ve bu haftada bunun üzerinde çok çalıştık. İnşallah o çalışmaların meyvesini Ergene deplasmanında alacağız açıklamasını yaptı. Ergene Velimeşe Spor, Yeni Ordu Spor müsabakası pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Ordu'da nefesler tutuldu, artık derbinin saati beklenmeye başlandı. Ordu'da spor kamuoyunun gözü, pazar günü oynanacak Ünye 1957 Spor, Fas'la Belediyespor karşılaşmasında. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında lider durumda olan Fas'la Belediyespor, bir diğer Ordu temsilcisi, ikinci sıradaki Ünye 1957 Spor deplasmanına konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde her iki takımda hedefinde 3 puan var. Kendi sahasında lig lideri Fas'la Belediyespor'u konuk edecek olan Ünye temsilcisi, Sarı Lacivertli Fas'la Belediyespor'u yenerse puan farkını 1'e indirecek ve önümüzdeki haftalar için zirveye ortak olacak. Konuk ekip Fas'la Belediyespor'un galip gelmesi halinde ise puan farkı 7'ye çıkacak ve ligin geri kalanında zirvede rahat bir nefes alacak. Ordu'da son yıllarda oynanacak olan hem Ordu hem Fas'la hem de Ünye'de merakla beklenen Ünye 1957 Spor Fas'la Belediyespor derbisi 12 Kasım Pazar günü Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde her iki takım daha önce toplamda 4 kere karşı karşıya geldi. Oynanan 4 karşılaşmanın birini Ünye 1957 Spor kazanırken 2 karşılaşmayı ise Fas'la Belediyespor kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ünye 1957 Spor Fas'la Belediyespor karşılaşması 12 Kasım Pazar günü saat 14'te oynanacak. Bu önemli karşılaşma TV52'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Hafta sonu Ünye 1957 Spor ve Fas'la Belediyespor maçı öncesi Cumhurbaşkanlığı'nın katkılarıyla Aşmak için Hareket Et projesi kapsamında dezavantajlı öğrenciler yeşil-beyazlı ekiple Ünye Şehir Stadyumu'nda buluştu. Minik öğrenciler yeşil sahada birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken renkli görüntülerle yeşil-beyazlı ekibe derbi öncesi moral verdi. Hem proje hakkında bilgi veren hem de Ünye 1957 Spor'a pazar günü oynanacak derbi öncesi başarılar dileyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Türkiye'nin tamamında uygulanan proje kapsamında dezavantajlı öğrencileri hayata tutundurmak ve onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmek için 12 öğrencinin hafta sonu derbide tribünlerde olacağını söyledi. Ünye Ticaret Borsası'nın özel eğitim okulu olarak nitelediğimiz 70 öğrencimizin hayata tutunması için gece gündüz demeden mücadele eden değerli okul müdürümüz ve öğretmenlerimizle beraber Cumhurbaşkanlığımızın yürütmüş olduğu Aşmak için Harekete Geç projesi kapsamı içerisinde 12 tane öğrencimiz hafta sonu oynanacak olan Ünye Spor Fatsa Belediye Spor maçında burada tribünde olacaklar. Bu öğrencilerimizi hayata tutundurmak, onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmek, aramızdaki bağı, iletişimi daha sağlam temellere oturtmak için yapılan bu çalışmada bugün engelli öğrencilerimizle sporcularımızı bir araya getirdik. Ünye stadyumundayız. Dolayısıyla bu ve benzeri etkinlikler kapsamı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu Türkiye'nin tamamında uygulanan bu proje ile ilgili öğrencilerimiz yönünden toplumsal farkındalığı ortaya çıkarmak, hem onları hayatın içerisine bu anlamda tutmak, katmakla ilgili bir projeye de destek vermekten dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle emeği geçen herkese bir kez daha ben teşekkür ediyorum. Hafta sonu iyi bir maç olsun, seyir kalitesi yüksek bir maç olsun ve dostluk kazansın, fair play kazansın. Tabii onun yanı başında da biz kazanalım cümlesini ifade etmek isterim. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.